Postacı Pato. Merhaba Pokoyo. Elindeki nedir? Mektup. Mektup mu? Harika. Keşke onu götürecek bir postacı olsaydı. Postacı. Bu harika. Postacı mektupta bir eksik olduğunu söylüyor. Pul. Pul yapıştırmayı unutmuşsun. Pul. Postacı Pato şimdi mektubunu götürebilir. Elia Pato'nun kim olduğunu söyler misiniz? Pato bir postacı. Sana bir mektup var Eli. Eli postacı Pato'ya bir mektup veriyor. Eli'nin mektubunda bir şey eksik. Eli'ye ne unuttuğunu söyler misiniz? Pul yapıştırmayı unutmuş. Postacıyı çok mutlu ettin. Eliyle internette araştırma zamanı. Merhaba Eli. Pokoyo bilgisayarında bir kelime araştırmanı istiyor. Gönder. Al. Eli gönder ve al kelimelerini araştırıyor. Tırtıl çiçek gönderiyor. Yavru kuş çiçekleri alıyor. Yavru kuş hediye gönderiyor. Tırtıl hediyeyi alıyor. Başka. Gönder ve al'la ilgili başka görüntüler izleyelim. Gönder, al. Gönder, al. Gönder, al. Teşekkür ederim Eli. Evet, teşekkür ederiz Eli. Aferin sana. Bakın, postacı Pato'nun bugün çok işi var. O da nedir? Bir mektup. Tırtıl için bir mektup. Bakın. Bir paket. Fred için bir paket. Olamaz. Zavallı Pato. O kadar çok mektup ve paketi taşıyamadı. Şimdi de renk çarkı. Renkler bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü rengimiz mavi. Herkes mavi bir şeyler arasın. Mavi bir şeyler. Bakalım neler bulacaksınız. Pekala, fotoğraflarınızı görelim. Mavi bir kalem. Mavi bir balon. Ve mavi bir çanta. Aferin. Mavi şeyler aramaya devam edin. Mavi bir kapı. Mükemmel. Mavi bir raket. Çok güzel. Ve bu. Ne olduğunu biliyor musunuz? Mavi bir marslı. Aferin. Yaşasın mavi. Eli, o kadar fazla mektup ve paket verdikleri için üzgün olduklarını söylüyor. Ama lütfen küçük bir teslimat daha yapabilir misin? Ne kadar çok paket var. Müzik sesi nereden geliyor? Paketten geliyor.
Bak postacı Pato, bunların hepsi senin için. Hadi şarkı söyleyelim. Postacı, postacı. 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 Pato'nun posta hizmeti. Aa, Pocoyo ve Pato buradaymış. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Bugün resim yapıyorsun öyle mi Pocoyo? Ne kadar güzel. Pocoyo ve yakın arkadaşı Ellie'nin resmi. Ellie bunu çok görmek ister. Bunu ona gönderebilseydin çok iyi olurdu değil mi? Örneğin bunu Ellie'ye götürecek biri olsaydı, senin aslında bugünlük postacı olmak isteyecek birine ihtiyacın var. Etrafında postacı olmak isteyen kim olabilir Pocoyo? Kimin postacı olmak istediğini Pocoyo'ya siz söyler misiniz? Pato!
Pato. Evet. İçimden bir ses bu işi çok istediğini söylüyor. Evet, gitsen iyi olur. Zarfını postacı Pato'ya teslim ettim. Pato da çok değerli ilk postayı Ellie'ye teslim etmeye gidiyor. Uzun bir yol değil mi Pato? Aferin sana Pato. İlk teslimatını başarıyla yaptın. Evet. Ne kadar güzel. Teslimatını da yapmak üzeresin. Ellie de Poco'ya bir mektup gönderiyor. Bu postacılık işi gerçekten eğlenceli değil mi? Aa Poco'yo, mektupla cevap geldiği için çok heyecanlandı. Hep söylenen bir şey vardır. Mektup almak istiyorsan mektup gönder. Ne kadar çok gönderirsen o kadar çok gelir. Poco'yo. Bu kadar çok mektup gönderirsen epey cevap geleceğinden eminim. Galiba Poco'nun bugünlük başka mektubu yok Pato. Ama bir polisi var. Aa, eli yok mu? Bu ne kadar büyük bir koli böyle? Herhalde Poco'yadır. Pato, bu senin gibi başarılı bir postacı için bile çok yorucu. Bu kadar büyük bir kutunun içinde ne olduğunu merak ettim. Eli kadar kocaman. Sesi de ona benziyor. Bir paketin var Poco'yu. İçinde ne olabilir Poco'yu? Çok iyi fikir Poco'yu. Arkadaşlarımıza soralım. Bu koca kutunun içinde ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Eli! Tabii ki. Olsa olsa Eli'dir. Kulakları ona ele verdi değil mi? Pato çok sinirli görünüyor. Bak Pato, gördüğün gibi bunca şeyin ardından bir mektup daha var. Bu özel bir şey gibi görünüyor. Acaba kime gönderildi? Bu seferki çok iyi postacı ve gerçekten çok iyi arkadaş olan Pato'ya. Aferin sana Pato. Aferin sana Eli. Aferin sana Poco'yu. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Thank you.
herkese hediye. Bakın işte Pato, Eli ve Poco'yu. Herkese merhaba. Aa, ne güzel. Hop hop hoplayan bir topla oynamak çok zevklidir. Ne oldu Pato? Mesele ne? Aa, bu da ne böyle? Paraşütün altında ne olduğunu onlara söyler misiniz? Bir hediye, bir hediye var. Kesinlikle öyle. Çok heyecanlı. Kime gelmiş? Aa, yazmıyor. Eli? Ama Eli... Kavun mu? Neden? Niye? Pato. Aa, yapma. Oh. Aa, üçünüz de durun. Kavga etmeye gerek yok. Bakın. Gördünüz mü? Herkese birer tane. Aa, Eli, en iyi hediyenin kendininki olduğunu düşünüyor. Ne dersiniz? Arkadaşlarımız hediyelerini açsın mı? Eli, açın artık. Hediyeleri açın. Evet. Evet, elbette. Çabuk, hediyeleri görelim. Renkli ipler. Hmm, alışılmadık bir hediye. Kullanışlı. Belli ki Pato, ipin saçma bir hediye olduğunu düşünüyor. Acaba sana ne gelir? Renkli bir sayfa kağıt. Harika. Pekala Eli. Onlarınki umdukları gibi çıkmadı. Peki sana ne geldi? Ne gelmiş? Bir kutu dolusu mavi çubuk. Müthiş. Pekala Pato, Poco'yu. Şuraya bakın. Doğrusunu isterseniz çubuklar çok iyi hediyeymiş. Aslında ip de çok eğlenceliymiş. Bu da ne? Pato, o senin kağıdın değil mi? Sen gerçekten akıllı bir ördeksin. Bunlar gerçekten muhteşem hediyeler. Şimdi anladım. Acaba içinizden biri hepsini birleştirerek ne yapabileceğini Poco'ya söyleyebilir mi? Uçurtma! Uçurtma, evet. Hediyelerinizi bir araya getirerek bir uçurtma yapabilirsiniz. Harika. Çok güzel bir uçurtma. Müthiş. Koşuyorlar.
Ah canım. Bu çok ne havalar. Bak galiba göründüğünden daha zor. Aferin. Harika bir işti Pato. Yaşasın hediyeleri paylaşmak. Aferin size işbirliği yapan arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. O nedir? Aa, merhaba Pocoyo. Merhaba. İçinizden biri Pocoyo'nun ne taşıdığını söyleyebilir mi? Hediye! Hediye paketi! Hediye mi? Heyecan verici bir şey. İçinde ne olduğunu merak ettim. Ya siz? Dedim ki içinde ne olduğunu merak ettim Pocoyo. Pocoyo, galiba Eli sana bir şey söylemek istiyor. Eli'nin ne demek istediğini tahmin edebilir misiniz? Hediye aç! Hayır. Hayır mı? Peki içinde ne olduğunu merak etmiyor musun? Her şey olabilir. Güzel bir koltuk örneği, güzel bir şapka veya bir zıpzıp ya da bir uçak olabilir. Açmak istemiyor musun? Hı? Ne olduğunu çok merak ettim. Sinir bozucu bir durum değil mi? Galiba Eli'nin aklından bir şeyler geçiyor. Ben anladım. Trene bineceksin ve Pocoyo'nun hediyesini almaya çalışacaksın. Bu o kadar iyi bir fikir değil Eli. Diye olamazsın. Şimdi... yazın. Bence Pato da bunu yapmak istemiyor Eli. Bu da ne? Olamaz. Çok geç. Ya buna bakamayacağım. Ah!
banyo vakti. Ve sen hala hediyeni açmadın mı Poco'yu? Eli. Gördüğünüz gibi Poco'yu gözünü o hediyenin üstünden ayırmıyor. Günaydın Poco'yu. İyi uyudun mu? Ancak güzel bir uyku senin o hediyeyi açmanı sağlayabilir. Hayır mı? Ama kocaman bir gün geçti Poco'yu. Ben dayanamıyorum. Bu merak beni öldürecek. Eli, aklından ne geçiyor? Bir planın mı var? Biraz ip, bir ördek ve bir ağaç. Eli, bu işte fazla ileri gidiyor olabilirsin. Bana sorarsan Pato... Yo, hayır. Sen o hediyeyi Eli'ye mi veriyorsun? İyi ki doğdun. Aa, şimdi anladım. Hediye sana gelmedi Poco'ya. Sen hediyeyi Eli'ye veriyorsun. Demek o yüzden paketi açmadın. Harika. Aferin sana Poco'ya. Aferin sana. İyi ki doğdun Eli. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Eli'ye hediye. Merhaba Poco'yu. Merhaba. Aa, baksana Poco'yu. Yoksa bugün birinin doğum günü mü? Kimin doğum günü? Biliyor musun? Kimin? Aa, anladım. Bizim bulmamızı istiyorsun. Bulmaca çözer gibi. Sizler kimin doğum günü olduğunu tahmin edebilir misiniz? Eli, bugün Eli'nin doğum günü. Evet, bildiniz. Bugün Eli'nin doğum günü. Ve bir doğum günü partisi verecek. Heyecan verici bir şey. Peki Poco'yu, Eli'ye doğum günü hediyesi hazırladın. Hayır. Nasıl bir hediye düşünüyorsun? Ben yapacağım. Ah, anladım. Gerçekten iyi bir fikir. Eli'ye bir hediye hazırlayacaksın. Peki Poco'yu, nasıl bir hediye olacak? Karar verdin mi? Pekala. Ah, anladım. Çözülecek bir bulmaca daha. Biz anlamaya çalışacağız. Çok eğlenceli. Yalnız parti birazdan başlayacak. Hemen işe koyulsan iyi olur Poco'yu. Poco'yu. Ne yapmaya çalışıyorsun Poco'yu? Aa, galiba anladım. Bu güzel parçalarla Eli'ye bir doğum günü hediyesi yapacaksın. Gayet iyi bir fikir. Doğrusu ne yapacağını merak ettim. Aa, çok iyi bir başlangıç. Kocaman, güzel, pembe bir top.
Poco. Ah, çok güzel oldu Poco'ya. İyi de bu nedir? Tamam, anladım. Henüz işin bitmedi. Sonucu görmek için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlandım. Bunları da mı hediyene ekleyeceksin? Poco'nun ne hediye yaptığını çok merak ettim. Tahminde bulunabilir miyim? Çok iyi düşünmem gerek. Büyükçe bir şey. Rengi de pembe. Ve bu Ellie'nin hediyesi olduğu için Ellie'nin gerçekten seveceği bir şey olmalı. Ellie için bir Ellie. Peki, sence de bir eksiklik yok mu? Acaba burada Ellie'nin hangi parçası eksik Poco'ya? Poco'ya siz yardım edebilir misiniz? Ellie'nin neresi eksik? Ellie'nin hortumu! Evet, işte o. Aferin sana. Ellie'nin hortumu eksik. Hadi onu da tak Poco'ya. Yerini biliyor musun? Poco'ya dalga geçme. Ellie'nin hortumunu takacağın yer gerçekten orası mı? Demek şaka yapıyorsun. Çok güzel. Çok komik görünüyor Poco'ya. Peki Ellie'nin hortumu nereye takılacak? Harika. Ne kadar güzel oldu. Poco'ya Ellie'ye harika bir Ellie yaptı. Ayrıca partiye de yetiştirdi. Hadi toplanma vakti geldi. İyi ki doğdun Ellie. O bir şeydi. Bu aynı zamanda bizim de doğum günü hediyemiz. Bizim için büyük zevkti. Nice yıllara. Şimdi hep birlikte iyi ki doğdun diyelim. İyi ki doğdun Ellie. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Balina'nın doğum günü. Merhaba Poco'yu. Ne yapıyorsun? Tabii ki. Beklerim. Resim yapmışsın. Hem de çok güzel bir resim. Aranızda bunun ne resmi olduğunu bilen var mı? Bir balina. Bu resmi
balinaya vermek için mi yaptın? Dur bir dakika. Bugün balinanın doğum günü mü? Balina doğum günü partisi mi veriyor? Eli, balinanın doğum günü partisine sen de hediye götürüyor musun? Bir balon mu? Peki ama nasıl paket yapacaksın? Harikasın Pocoyo. Bakalım balina bunu görünce ne olduğunu tahmin edebilecek mi? Pato. Pato balina için ne yapmış? Hadi gidip bakalım. Bu ne kadar güzel bir kek Pato. Balina bu hediyelere bayılacak. Balina'ya. Olamaz. Bu ses sanki bir balon patlamasına benziyordu. Hayır. Neyse ki en azından elimizde hala bir resim ve bir kek var. Ne kadar tatlı bir balık. Pato, galiba bir şey kaybettin. Kekin? İçimden bir ses, şu balığın onu yuttuğunu söylüyor. Ama en azından Pocoyo'nun harika resmi var. Evet, işte balina burada. Balina. Çok maceralı bir yolculuktu balina. Herkes sana güzel bir hediye getirmişti. Ellie sana harika bir balon verecekti. Ama ne yazık ki yolda gelirken patladı. Pato da sana çok güzel bir kek yapmıştı. Ama ne yazık ki onu da küçük bir balık yedi. Neyse ki yanımızda hala bir hediye var. Pocoyo sana harika bir doğum günü resmi yaptı. Olamaz. Pocoyo'nun yaptığı resim suda bozulmuş. Ya hayır. Balon yok, kek yok, resim yok. Bakın, balina çok mutlu. Ona bir resim, bir kek, bir balon getirmeseniz de. Aranızda bunu bilen biri var mı? Sizce Pocoyo, Pato ve Eli balinanın partisine ne ya da kimi getirdiler? Kendilerini! Evet,
Pocoyo, Pato ve Eli buradalar. En güzel hediye işte bu. Arkadaşlar, yaşasın Pocoyo. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kutlama zamanı. Merhaba Pocoyo. Merhaba. O da nedir? Balon. Aa, balon. Ne güzel. Merhaba Eli. O nedir? Bir pasta. Çok leziz. Merhaba Pato. O nedir öyle? Bir hediye. Anladım. Siz bir kutlamaya hazırlanıyorsunuz. Kutlama. Yaşasın. Evet. Bir kutlama. Ne kadar da heyecanlı. Sabırsızlanıyorum. Arslı kardeşlerin gösterisi. Bir tabak. Tabak, 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 tabak. O bir tabak, tabak. Bir bardak. Bardak, 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 bardak. O bir bardak. Bir mum. Mum, o bir mum. Fred yardım etmek istiyor. Fred'e Pocoyo'nun elinde ne olduğunu söyler misiniz? Balon. Bu bir balon. Çok doğru. O bir balon. Hayır. Balonu şişirmek gerekir Fred. Muhteşem. Aferin sana Fred. Olamaz. Bir sürü balon. Pekala. Hadi şişir Fred. Olamaz. Durum iyi görünmüyor. Renk çarkı. Renk çarkına hoş geldiniz. Bugünün rengi sarı. Herkes sarı bir şeyler arasın. Hadi bakalım. Sarı. Sarı bir şeyler. Hadi çektiğiniz fotoğrafları görelim. Bak. Plastik ördek. Limon. Sulama kovası. Aferin. Sarı şeyler aramaya devam edin. Sarı bir çiçek. Harika. Sarı bir otobüs. Mükemmel. Ve o, onun kim olduğunu biliyor musunuz? O tırtıl. Evet. Ve tırtıl sarı. Yaşasın sarı. Bakamayacağım. Zavallı Fred. Sen iyi misin Fred?
Fred'e onun ne olduğunu söyler misiniz? O bir pasta. Çok doğru. O bir pasta. Pato'nun elindeki nedir? Bir hediye. Hediye. Çok doğru. Bir hediye. Sürpriz. Aa, doğum günü kutlaması Fred içinmiş. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar Fred. Hadi şarkı söyleyelim. Bugün davet veriyoruz, balonları şişiriyoruz. Doğum günü pastasındaki mumları üflüyoruz. Bugün doğum günü var, hediyeleri açıyoruz. Şişiriyoruz. Doğum günü pastasındaki mumları üflüyoruz. Bugün doğum günü var, hediyeleri açıyoruz. Snow in a one-horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells. Ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upsot. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells. Patom. Ah bak ya. Bunlar Pocoyo ve Eli. Merhaba Pocoyo, merhaba Eli. Merhaba. Ah, hayır, görünüşe göre tartışıyorlar. Bu da ne? Biriniz Pocoyo ve Eli'ye yavru kuş ve tırtılın ne taşıdığını söyleyebilir misiniz? Hediye taşıyorlar. Haklısınız. Bunlar hediye. Bugün Pato'nun doğum günü. Ah, sakın unuttuğunuzu söylemeyin. Senin yüzünden. Hayır, hayır, hayır. Kimsenin suçu yok. Hadi gidip doğum günü çocuğunu kutlayalım. Arkadaşların doğum günü nedeniyle çok heyecanlı Pato. Bak, yavru kuşun sana bir hediyesi var. Çiçekler! Ne kadar hoş. Ha bak, tırtılın da sana bir hediyesi var. Bu bir taş mı? Ha, harika. Gerçekten çok düşüncelisin tırtıl. İkiniz de durun. En azından Tırtıl Pato'ya hediye getirmeyi düşünmüş. Ne oldu Eli? Sen de mi Pato'ya bir şey vereceksin? Oh, anladım.
Pato'ya doğum günü için bir çay partisi hazırladım. İyi ki doğdun. Bak Pato, Pocoyo'nun da sana bir hediyesi var. Oh, hayır. Pato'nun yeni topu patladı. Oh, Ellie. Pocoyo, ne yapıyorsun? Pato, Pato. Bu da ne? Kafes mi? İyi ki doğdun. Ellie, neyse ki Pato'yu o kafesten kurtardın. Böylece doğum gününü gerçekten kutlayabilecek. Pato nerede? Pato tamamen katılaşmış. Eğlenceli sayılmaz. Pocoyo, hayır. Au! Olamaz. Anlaşılan Pato sonunda sizin kavganızdan bıktı. Senin yüzünden. Ellie, Pocoyo. Beni dinlemiyorlar. Belki hep birlikte kavgayı kesmelerini söylersek dikkatlerini çekebiliriz. Hazır? Pato sizin kavganız yüzünden gidiyor. Hadi tokalaşıp barışın. Arkadaşım. Böylesi çok daha iyi. Ama hala Pato'nun gitmesini engellemelisiniz. Pato, gerçekten bizi terk etmeyeceksin değil mi? Bu çok kötü. Pato, lütfen git. Sen olmadan biz ne yaparız? Ne? Bu Pato'nun gideceği otobüs değilmiş. Bu bir doğum günü partisi otobüsü. Pato! Galiba Pocoyo herkesin Pato'ya iyi ki doğdun demesini istiyor. Hadi. Yaşasın doğum günleri. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kaykay çılgınlığı. Merhaba Pocoyo. Merhaba Pato. Bu da nedir? Kaykay. Bu güzel pembe kaykay kimin acaba? Ellie'nin. Acaba burada ne işi var? Belki de onu unutmuştur. Ne dersiniz? Sizce onu Ellie'ye götürsünler mi? Evet.
ona götürün. Oh oh. Sana Pato, kaykay konusunda tam bir ustasın. Görünüşe göre Pato bir ustanın neler yapabileceğini göstermek için hazır. Kaykayın nasıl sürüleceğini sahiden biliyorsun Pato. Harika. Yavru kuş, tırtıl kaykayına bayıldım. Pato, onun fotoğraflarını çekmekle yetinmen gerektiğini düşünüyor. En azından büyüyene kadar. Şuna bakın. Etkileyici görünüyor. Hey! Şuna bakın. Hayır. Bence Eli buna pek sevinmeyecek. Ama Pato, bu Eli'nin kaykayı. Pato bunu hatırlayamayacak kadar çok eğleniyor. Hayır, olamaz. Oh, hayır. Oh. Pato, hayır. O Eli'nin kaykayıydı. Unuttun mu Pato? Eli, Eli. Şimdi ne yapacaksınız peki? Gerçekten de Eli'nin bu heykeli kaykayı kadar seveceğini mi sanıyorsun? Biriniz Pocoyo'ya kimin geldiğini söyleyebilir mi? Eli! Eli geliyor! Pato, bu sen misin? Merhaba Eli. Eli, belki de şu anda kaykayına binmesen daha iyi olur. O... Eli. Olamaz. Aslında Eli, kaykayın kırıldı. Tamir edecekler, merak etme. Ellerinden geleni yaptılar. Gerçekten de öyle. Onlara sarılma. Yani kaykayının kırılmış olmasına kızmadın mı? Neler oluyor? Anladım. Biriniz Pocoyo'ya Eli'de ne olduğunu söyleyebilir mi? Yeni bir
haklısınız. Ve çok da havalı bir kaykay. Vay canına. Boşuna endişelenmişim. Yaşasın Pocoyo. Doğruyu söylediğiniz için tebrikler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ellie'nin yeni oyuncak bebeği. Merhaba Ellie. Aa, yeni bir oyuncak bebek. Ellie kolu var. Ve iki bacağı. Ve bir kafası. Harika. Merhaba çocuklar. Ellie'nin bebeğine bakar mısınız? Profesör Pato. Merhaba çocuklar. Pekala, şimdi iyi dinleyin. Profesör Pato bunun bir el olduğunu söylüyor. Elde parmaklar vardır. Bu bir ayak. Ayakta da parmaklar vardır. Minik kuş, onun ne olduğunu söyler misin? Onun ne olduğunu minik kuşa söyler misiniz? O bir ayak. Anlaşılan kızgın uzaylı bir şeyler söylemek istiyor. Ayak! Harika! El ve ayak hakkında her şeyi öğrendik. Teşekkür ederiz Profesör Pato. Profesör Pato'yla ders sona erdi. Olamaz. Pato, dikkatli ol. Bu hiç hoş değil. Olamaz. Pocoyo, Pato, yapmayın. Pocoyo, bu iyi bir fikir mi? Ah, pasta. Teşekkür ederiz. Zavallı Eli. Direk diyor ki. Direk diyor ki. Direk diyor ki. Direk diyor ki. Harika! Brett diyor ki oyunu başlıyor. Bu oyunda herkes Brett ne diyorsa onu yapmak zorunda. Brett diyor ki resim yapın. İşte böyle. Herkes resim yapsın. Resim yapmak eğlencelidir. Brett diyor ki fotoğraf çekin. İşte böyle. Bir fotoğraf makinesi alın ve fotoğraf çekin.
Fred diyor ki, enstrüman çalın. İşte bu. Enstrüman çalmak eğlencelidir. Fred diyor ki, oyun bitti. Üzgünüm. Bütün parçalar tamam mı? Onun ne olduğunu söyler misiniz? Kafa! Bu bir kafa! Peki onlar nedir? Bacak! Onlar bacak! Ya onlar? Kol! Onlar kol! Kol? Bu doğru. Aa, hadi birleştirin. Yaşasın! Bir bakalım. İki bacak... İki kol ve bir kafa. Muhteşem! Bebeği tamir ettiniz. Harika! Hadi şarkı söyleyelim. Yeni bir oyuncağım var. Bakın kafası var. İki de bacağı var. Ve tabii de kolu var. Kol, bacak, kafa, el, parmak, ayak, ayak parmak. Yeni bir oyuncağım var. Bakın kafası var. İki de tabii iki de kolu var. Orkestra lütfen. Oh, bakın bu Top Top Orkestra. Müziklerini çok seviyorum. Merhaba Popoyo. Merhaba. Top Top Orkestra'nın çaldığı güzel müziği dinlemeye mi geldiniz? Oh, özür dilerim Popoyo. Galiba Popoyo müziği dinlemek istiyor. Sessiz olmaya çalışayım. Aa, bakın Pato geldi. Bakın Pato geldi. Galiba biri geliyor. Kim olabilir bu? Kimin geldiğini Pokoya'ya siz söyler misiniz? Eli! Eli! Evet, gelen Eli. Merhaba Eli. Hep unutuyorum, pardon. Galiba orkestra müziğini bitirdi. Herhalde gittiler Pokoyo. Evet, bu çok kötü oldu. Çaldıkları müzik güzeldi değil mi? Çalsınlar. Orkestranın geri döneceğini sanmıyorum. Evet, anladım. Acaba müzik çalmak için başka bir yöntem bulabilir misin Pokoyo? Galiba Pokoyo'nun aklına bir fikir geldi.
Poco'ya bazı müzik aletleri getirmiş. Bir tane zil seti, bir davul, bir tane de trompet. Aynı Top Top Orkestra'dakiler gibi. Gerçekten çok iyi bir fikir. Kendi müziğinizi yapabilirsiniz. Müzik! Kulağa pek de hoş gelmiyor Poco'ya. Bakın kim geldi. Bu bizim uykucu kuş. Onu uyandırdınız. Nerede hiç onu? Galiba bu gürültü uykucu kuşu uyandırdı. Yani bu harika müzik. Özür dilerim uykucu. Top Top Orkestra kadar iyi çalamamış olabilirsiniz. Ama böyle müzik aletlerini çalmak için çok çalışmak lazım Poco'yu. Müzik bitti. Poco'yu, aslında müzik için mutlaka bir alet çalman gerekmiyor. Etrafınız müzik dolu. Biraz dinlemeniz yeterli. Çocuklar, Poco'ya yardım eder misiniz? Müziğe benzeyen bu ses nereden geliyor? Uykucu kuş! Uykucu kuştan! Uykucu kuştan! Evet Pato, anlamaya başladın. Çok iyi Eli. Böyle devam et. Böyle Poco'yu. Evet, sadece dinlemek yeterli. Ha bak, Top Top Orkestra sen ve arkadaşlarınla birlikte müzik yapmak istiyor Poco'yu. Anladın mı? Müzik yapmanın çok değişik yolları var. Hadi siz de bize katılın. Aferin sana Poco'yu. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.